İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak bak. Bak şimdi burada. Bundan ben Sakarya'da izahı mümkün olmayan konuları. Bak bak yok şu anlattığını anlatıyorum. Sorulmayanların sorulduğu, sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş, yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel kulis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler soruyor. Her cuma akşamı saat 21'de TV264'te. Resmi olarak adayı, il başkanı adayı Ergin Özkan'dı. Ergin Özkan adaylığını açıklamıştı. Geçen hafta... Olacağını söyledi yani, Safa. Tam olarak resmi değildi ama kendi ağzından Sefa Oğuzcan... Ben %90 demiştim burada. Sefa aradı. %100 olmuştu. Evet. Oğuzcan Cüroğlu'nun adaylığını geçen hafta biz duyurmuştuk zaten. Yarın saat 17'de Oğuzcan Cüroğlu bir basın toplantısıyla adaylığını açıklayacak. CHP'de il başkanlığı adayı 2'ye çıkıyor resmi olarak. 3. Bir de Kamil şey de sayarsak. Kamil Özkan resmi olarak açıklamadı ama. Onu Hüseyin Cumalı arar. Tam olarak ekip tamamlar işte. Kamil Özkan açıklayacak. Kamil Özkan açıklamadı. Kamil Özkan resmi olarak 2 diyorum. Evet. Ameliyat olmadan önce bana geldi. Zaten televizyonlarını yeni açanlar için söylüyorum. Kamil Özkan'la görüşüm çok önemli bir şeyler söyledi bana. Az sonra onları da açıklayacağım. Bu fındıklar ne? Televizyonları ilk açan, yeni açanlar için söylüyorum. Bu fındıklar ne? Onları da açıklayacağım. Türk televizyonlarına ilk defa TV264'te açıklayacağım. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Az sonra diye diye akşam yapışa denedim. Neyse. CHP'ye girelim. Daha var. Bir buçuk saatimiz var. Daha var. Evet. Sefa. Siyasette evet. Sen biraz daha bizlerden daha iyi olduğun için senden başlamak istiyorum. Ben narkozun etkisindeyim, ameliyat oldum ya. Yeni açıyor. Onlardan başla, bana en son gel. Tamam abi, tamam. Maruz görüyoruz. Problem yok. Evet, CHP'de adaysa... Fındığım düştü de onu takıyorum. Ama Cumalı abi beni böyle kesersen... Tamam kesmeyeceğim. Moderatörlük falan yapamam ki. Hayır baktım, fındığım düştü de onu taktım. Yani şimdi orada otursam sen de kavga edeceğim de burada oturunca olmaz. Şu an kavga bizim TV 164'ü temsil ettiğim için evet, Zafer Tokuş temsil ettiğim için olmaz. Şık olmaz. Sana fazla da yükselemiyorum. Olmaz. Beni yani. Zorlama istersen. Eyvallah. Ben evet, bu arada kavga etmemeye gayret ediyorum zaten bu aralar böyle. Cumalı'ya yani buradan da söylemiş olayım, uyarım beni. Annem çok heyecanlanıyor kadın. Gerçekten böyle birbirimize gireceğiz diye anneme söz verdim. Artık şey yapmayacağım diye. Kadın çünkü bildiğim böyle heyecanlanıyor böyle bir şey oluyor. Bizi izliyoruz şu anda artık susacağım ve şey annen sen de söyle. Rahmetli benim annem de derdi ki ya o çocuğa niye o kadar bağırıyorsun derdi. Demek ki anneler seni kolluyor. Benim annem de derdi. O çocuğa niye bağırıyorsun derdi. Sırtımızı sağlam yere bastırmış. Sefa'nın minyon bir tipi var ya böyle. Evet. Hala daha böyle şey mi görüyorlar? Şaka yapmıyorum bak. Benim rahmetli annem de derdi. O zaman 24-25 yaşındayım ama yani zaten ufak gösteriyordum. Evet. Ya ben Hüseyin Cumalı program yapmaya başladım. 24 yaşındaydım SRT'de. Yani kimse iki program yapamıyorken ben Hüseyin Cumalı 2011'den beri yapıyorum aslında. 2012'den beri. Hüseyin Cumalı'nın annesi, dünya annesi, Allah rahmet eylesin bir kadın. Hakikaten çok değerli biriydi. Şaşırırım zaten seferinde bir Hüseyin abi bir ona bakıp. Allah buradan rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Abi cümlemizinki. Ya ben bir adım öteye gideyim hadi ondan sonra bahsi kapatırım. Hüseyin abinin ailesini gördüm. Ablaları, beyefendi, İstanbul hanımefendisi kadınları. Ablaları da çok Cumalı, iyi. Yani. Hüseyin Cumalı da şey ya ama böyle. Ya. Aile inanılmaz kibar. Bana evet. Bak. Böyle bir tarzı bir aile. Bak. Ben fındık ağasıyım. Açıklayacağım. Ben fındık ağasıyım. Öyle konuşurken dengeli konuşun. Ben fındık ağasıyım. Ya hala sen neye benzettim hiç görmedim. Sen beni hıyar ağasına benzetiyorsun ama ben fındık ağasıyım. Sen beni hıyar ağasına benzetiyorsun ama ben fındık ağasıyım. Bende kaç ton fındık var. Siz beni böyle ailem falan bilmiyorsunuz. Seni çok özleyeceğim Hüseyin abi ya. Evet. Ben fındık ağasıyım. Devam et. Anlatacağım. Hepsi ve daha fazla. Bölmezsen devam edeceğim de bütün devam edemiyorum. Sürekli bölüyorsun beni. Nasıl evet Sefa. CHP'de iki tane aday var. Yağmura baktıkça bir resim geliyor. Bakmamaya çalışıyorum. O da sana bakıyorum ya gene gözüm kayıyor. Evet CHP'de iki tane aday var. Evet. İki aday da kendilerine göre güçlüler. Artık evet. Daha önce Ergün Özkan bir önceki il başkanı, yani bir öncekinden bir önceki diyeyim. Ecevit Keleş'le birlikte
hareket ediyordu. Ecevit Keleş'te liste gerginliği yaşandı ve yolları ayrıldı. Şimdi Ecevit Keleş tabiri caizse Oğuzcan Güroğlu'nu bir türlü şey yapamadım, söyleyemedim. Zor bir şeydi var mı? Destekliyor ve onunla birlikte yol yürümeye evet. karar verdi. Evet, CHP'de son durum senin bilgilerin ne düzeyde? Evet. CHP'de son durum ne? Şimdi şöyle, ben biraz plağı geri alacağım. Engin Özkoç'u tebrikle başlayacağım. Hatırlıyorsanız biz seçimden çok önce daha milletvekili aday listeleri burada konuşuluyorken ben dedim ki Ecevit Keleş CHP'nin mevcut yapısı gereği, Sakarya'daki seçmen yapısı gereği milletvekili seçilmesi çok zor. Engin Özkoç Ecevit Keleş'i istifa ettirerek, çünkü oraya getirdiği süreci sana ihtiyaç var. Ecevit Keleş de görev adamı zaten. Yani ona ihtiyaç olduğu bir yerde makam mevki bakmadan göreve koşan bir adam. CHP'nin içindeki en felaket isimlerden biri bence. Bir taşla üç kuş vurdu demiştim. Bir Açık Taş Kenti milletvekili yaptı. İki Ecevit Keleş'i il başkanlığından aldı. Üç çok değişmesini istediği Sapanca ilçe başkanlığını değiştirerek Cengiz Çiçek'in bir daha tekrar nöbetçi bir il başkanı görevi bitti demiştim. Seçim 2023'te de bunu söyledim. Burada da şey yaptığımda itiraz etmişti Özgür abi. Ya daha dur, olur mu öyle şey falan diye. Bütün tezler tamam. Bir tek şey kaldı. Engin Özkoç anlaşacağı bir il başkanı istiyor. Net. Anlaşacağı bir il başkanı istiyor. Oğuz Cancıroğlu anlaşacağı bir il başkanı mı? Değil. Ergün abiyi bilemem. Ergün abi çok şehirde iyi diyalogları olan, çok iyi bir CHP'lidir. Çok düzgün bir insandır. Tıpkı Oğuz Cancıroğlu'nda olduğu gibi. Gerek sağ kesimden, gerek sol kesimden ilişkileri iyi olan bir isimdir. Partinin yıllardan beri CHP'de bir masa vardır. Bu masa partinin ağır abileridir. Belli dönemlerde toplanır. Hüseyin Cuman'ın ifadesi eski tüfek. Ergün Özkan da onlardan biridir. Tüfenk. Ergün Özkan da onlardan biridir. Yıllardan beri her dönem konuşulur. Özgür abi de konuşulurdu mesela. Özgür Arık da konuşulurdu. Ama bir aday olmazlardı. Özgür Arık gerçi oldu bir kere de. Ergün abi bu dönem oldu. Şansı da yüksek. Peki ne olur yarınki seçim? Delege yapısı çok karışık. Seçimde ne olur? Yarın dilim sürüştü. Ne zaman olur seçim olduğu zaman ne olur? Gerçekten bu şey yarın açıklama yapacak ya, oraya gitti aklım. 15 Ekim galiba seçim. Ben de öyle hatırlıyorum. Seçim 15. CHP Sakarya İl Başkanlığı Kongresi 15 Ekim. Şimdi burada kritik bağlayıcı ilçeler Adapazarı, Serdivan, Erenler. Ya bu ilçeleri arkana alırsan çok ciddi bir güçle gidiyorsun. Çünkü Adapazarı'nın en ciddi delege Adapazarı'ndan delegasyon geliyor. Delegasyon yapısı olarak. En ciddi delege Adapazarı'ndan geliyor. Yanlış olmasın ama Kamil Özkan mesela Adapazarı'ndan delege seçilemedi. İl başkanlığı adayı olsa bile yanlış biliyor olabilirim. Lütfen izleyenlerimizden CHP'liler varsa beni uyarsınlar. Ben tıpkı Ahçe Taşkent gibi. Ahçe Taşkent daha önce parti meclis üyesiyken kendi mahallesinden delege seçilememişti mesela. Evet. Kamil Özkan'da da öyle bir durum var diye hatırlıyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Şimdi Adapazarı'nda Sabri Aral Özkan yeni ilçe başkanı. O kimle hareket ediyor bilmiyorum. Kimle hareket ediyor bilmiyorum ama Sabri Anıl Özkan'ın kimle hareket ettiği CHP il başkanlığı için belirleyici bir faktör olacak. Ben Ecevit Keleş'e yakın diye hatırlıyorum. Bilgim o yönde. Teyile muhtaç bir bilgi. Ecevit Keleş ekibiyle. Bu Ecevit Keleş ve Oğuz Cancıroğlu'nun elini güçlendirir. Fakat Oğuz Cancıroğlu'nun bir bakiyesi var şu anda. O bakiyesi de Ecevit Keleş'in, ki öyle olacağını ben inanmıyorum, ihtimalle vermiyorum. Gölge il başkanlığıymış gibi hareket etmesi CHP delegesi tarafından tepkiyle karşılanabilir. Çünkü çok CHP yapısında bir şey değil bu. CHP kurultayları ve kongrelerini çok büyük bir demokrasi çöleniyle, birden fazla adayın kıran kırana rekabetiyle geçirmeyi seven bir parti. Yani çok önemsiyorlar bu tip şeyleri. Böyle bir önemseme döneminde, böyle bir önemli kongrede gölge il başkanına oy verirler mi? Orada bir çekincem var. Diğer taraftan da Ergün Özkan, Kamil Özkan da açıklayacak Hüseyin abinin dediği gibi. Üç adaylı bir kongreye gireceğiz. Cengiz Çiçek'in adını hiç konuşmuyoruz mesela. Mevcut il başkanı ne aday olacağım dedi, ne şey yapacağım dedi. Sapanca'yı kaybettikten sonra büyük bir ihtimalle benim seçim öncesinde anlattığım CHP'deki oyunun Cengiz Çiçek de farkına vardı. O da nöbetçi il başkanı olarak oraya konulduğunu. Çok düzgün bir adam bu arada Cengiz Çiçek. Yıllarca yurt dışında kalmış. Yurt dışında farklı siyasi partilerle görev almış. Amerika'daydı galiba değil mi? Ben şey diyebiliyorum. Avrupa diyebiliyorum. Avrupa diyebiliyorum. Ben de Avrupa diyebiliyorum. Ha, ne bileyim. Yani orada işte sol partilere siyaset yapmış bir isim. Avrupa'da yani. Orada işçi çalışıyorken siyaset yapmış orada. Ticaretle uğraşıyorken. Tecrübesi olan bir isim. Ama Avrupa'nın siyaseti bize uymaz. Tabii. Parti içi operasyonu kurban gitti Cengiz Çiçek'te. Engin Özkoç tam 6 aylık planını uyguladı.
kongrelerinde, Kasım ayındaki kongrelerinde de, kurultaylarında da Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ki oraya doğru gidiyor süreç. Biliyorsunuz örgütlerden sonra genel başkanımızın kapattı CHP. Onu danışmanlığa bağladı. Engin Özkoç örgütlerin de başına geçecek. Partinin 3 numaralı adamı olacak. Sakarya'yı da dizayn etmek için. Yani örgütlerin başındaki bir isim Sakarya'da il başkanına da söz geçirmek ister. Doğrudan müdahale edecektir seçime ve çok da büyük bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Ama daha önceki programlarda söylediğim, gene tekrar edeyim. Ecevit Kereş bugüne kadar bütün il kongrelerini Engin Özkoç'a rağmen aldı. Engin Özkoç buradan ders çıkarttı. Ben buraya müdahale etmeyeyim. Ben müdahale edersem Ecevit Kereş'i yarıyor diyebilir. Tarafımı göstermeyeyim. Tarafımı göstermeyeyim diye. Her seçim Engin Özkoç diyor ki ben taraf değilim ama her seçim taraf. Yani geçen seçim Reyhan Şahin'i destekledi. Ondan önceki dönem başka bir ismi destekledi. Bence normal ama. AK Parti de oluyor. Kesinlikle yani. Normal Hüseyin abi. Ben bunu asla eleştirmiyorum. Yok, ben sana destek yani alıyorum. Bunların normal tamamını ya. Durum tanımlaması olarak yapıyorum. Her parti böyle ki. Tabii. Yeah. Yani şey demiyorum. Engin Özkoç partinin şu anda örgütlerden sorumlu danışmanı. Partideki bu konudaki en yetkili isim. Böyle bir ismin yani kendi ilindeki kongreye müdahale etmemesi beklenemez zaten. Yani sonuçta biz de Hakan abi Liechtenstein değiliz yani. İngiltere değiliz, bu kadar parti içindeki şeyler bu kadar net olmuyor. Bir rekabet var yani. Her parti ben genel başkan yardımcıları yapıyormuş. Ben seçimi ortada görüyorum. Fakat Adapazarı ilçesi ki bugün biraz aramayı düşünüyordum Sabri Nur Özkan'ı ama biraz iş yolunu arayamadım. Haftaya bir konuyu konuşursak biraz daha detaylı konuşurum. Kimi destekleyecek diye. Konuş haftaya son zaten. İşte bir, çünkü şu anda o net bir bilgim yok ama Adapazarı bütün seçim kaderini etkileyecek. Mesela bir önceki seçimde Ecevit Kereş Adapazarı'nın desteğiyle seçimi kazandı. Bir önceki seçimde de Erdoğan Asır Adapazarı'yla aldı mesela. Ben Adapazarı kimi destekliyorsa alıyor. Raif Eber, ben narkozun etkisini biliyorum. Ameliyatta yeni çıktım. Zaten ben evet, şimdi bir bomba abi patlatacağım burada. Bombayla başka bir şey bırakayım. Bak, üç tarafından bir bomba patlatacağım. Tamam, bu arada babam Cengiz Çiçek'i tanır. Cengiz Çiçek İngiltere'de yaşamış. İngiltere'de mi? İngiltere'de. Yani İngilizcesi çok iyi de ben Amerika şey yaptım. Hı. Aklımda kalmış. Üç tane aday var Raif abi. Genel merkezde de Engin Özkoç var. Sence Engin Özkoç birisini mutlaka destekleyecek. Kimi destekler? Engin Özkoç'un desteklediği aday mı sence daha şanslı, yoksa Ecevit Kereş'in desteklediği Oğuz Cüroğlu mu daha şanslı? Sıcak bilgilerle paylaşayım. Biraz derse çalışıp geldim. Şu var. Aslında Ergün Özkan'la Ecevit Kereş ve dolayısıyla Oğuz Cüroğlu ilk başta bu süreçte birlikte hareket ettiler. Liste yapacaklardı ama bir isim, şimdi isimler üzerine konuşmak da doğru değil. Bir ismin yüksek, ne diyorlar o parti, Ankara Kurultay delegeliğine yazılması konusunda Ergün abi diyorum yanlış olmaz, yıllardır bizim işimizde olan bir isim olduğu için, biz köşe yazarınız aynı zamanda, ondan dolayı öyle diyorum. Anlaşmazlık yaşandı ve o anlaşmazlık sonrası ipler koptu iki taraf arasında. Aslında birlikte yola çıkan iki isim ayrıldılar. Şimdi gelelim şu Ecevit Kereş konusuna. Çünkü geçtiğimiz hafta Oğuz Cancıroğlu bizim programı izlemiş. Orada bazı ifadelerle ilgili de bir şeyler söyledi aslında. Şunu söyledi, bence bu açıdan önemli bu. Ben dedi, Ecevit Kereş dedi, ortak dedi, siyaset yaptım. İşte birlikte yol arkadaşımız oldu. Ama dedi, Ecevit Kereş dedi başka bir kişilik, ben dedi başka bir kişiliğim dedi. Tamam, kader birliğimiz var, siyasi birliğimiz var. Ama dedi, ben hiçbir zaman dedi öyle ifade edildiği gibi gölge başkan Ecevit Kereş'in arkasındaki isim, öne sürdüğü isim, böyle bir olmam, benim kişiliğim bana uygun bir şey değil zaten. Ben de böyle düşünüyorum. Ama dedi, ben dedi, evet dedi, Ecevit Kereş benim dedi siyasi arkadaşım, yol arkadaşım dedi. Onunla dostluğumuz başka bir boyut. Lütfen bunun adını tam koyalım bu anlamda dedi. Bence önemli bir mesajdı. Bizim program açısından önemli mesajdı. Reyf abi, ayrı bayı saçmadan. Peki sence bu algıyı yıkabilecek mi? Ben de böyle olduğuna inanıyorum ama böyle bir algı da var. Bu algıyı yıkabilecek bravo, mi sence Oğuz Cancıroğlu? Tam Sefa dediği yani olay. Bu algıdan pazarı için algıdan hemen ziyade ben de bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Ecevit Kereş'in bana da geliyor mesela. Ecevit Kereş'in işte delegeleri tek tek arayıp Oğuzcan Cüroğlu'na Oğuzcan Cüroğlu seçime kadar izin verin. Oğuzcan Cüroğlu'na destek verin diye tek tek delegeleri arayıp, hatta normal ziyaret edip işte bu şekilde destek verin demesi, yani
Şöyle, buna da bir bakmak gerekmiyor mu yani? Kesinlikle gerekiyor. Çok i̇şin, normal ama Hakan abi. İşin o kısmı safhaya katılıyorum. Kurultay delegesi olacak çünkü. Elbette ki delegelerin vereceği bir kararlar ama orada hakikaten çok ağırlığı var o ekibin. Yani Ecevit Keleş deyip atma, Oğuz Cancıroğlu deyip atma. Yıllardan beri o isimlere hakimler. Yani burada ben Ergün abi yanlış anlamasın, Oğuz Cancıroğlu ve ekibini delegelerin üstündeki ağırlık kalanına daha şanslı görüyorum. Bunu da ifade edeyim. Bu arada bak ne kısa dersime çalışıyorum hep Hüseyin Cumalı'ya. Hemen senin soruna da cevap geldi az önce. Tersine çalışmak değil, Adapazarı, bilgi kaynaklarını iyi. Hayır, hayır. Adapazarı Anıl Özkan, evet. Ergün Özkan'la birlikte yola çıkmışlardı. Ama daha sonra Oğuz Cancıroğlu'nun ekibiyle. Ben de öyle yakın diyebiliyordum ama teyide muhtaç dedim. Bu daha da teyide muhtaç değil mi? Doğru, kesin bilgi değil mi yani? Yani Sabri Anıl Özkan mesela şimdi bizim yayınımıza mesaj atıyor, evet ben Ecevit Keleş'i destekliyorum der mi? Demez. Ya o zaman teyide muhtaç demektir bu abi. Hayır, teyide muhtaç değil, bu doğru bir haber de kaynak açısı. Hayır abi kaynak, şimdi abi şöyle, ben mi yanılıyorum Hüseyin abi, başkan demediği sürece teyide muhtaçtır. Yani, haklı canım adam, şimdi 3 gün sonra kongre var, 10 gün sonra ben işte Oğuz Cancıroğlu destekliyorum diyemez ama benim bu konuşmama Anıl Özkan hayır ben şeyi desteklemiyorum. Ne derler ona, Oğuz Cancıroğlu'nu desteklemiyor da diyemez. Devam edelim. Ayça Taşkent kısmına gelelim. Ben Ayça Aran'la da görüştüm. Şimdi CHP'de şöyle ilginç bir şey oluyorsa bu kongrede. Eskiden Ergün ağabeyim işte Oğuz Cancıroğlu'nun olduğu bu süreçte bu olmuyor. Eskiden Engin Özkoç'un bir genelde biz müdahalesini görürdük. Ya böyle ona yakın bir ismi çıkarırdı. İşte o delegeler arasında şey olurdu. Şimdi Ayça Taşkent şöyle bir yolu izliyor. O da birebir kendi açıklamasını yaptı. Şöyle söyledi. Ben dedi bu sürece hiçbir şekilde müdahil olmuyorum. Kendi ifadelerini söylüyorum. Çünkü Hüseyin abi mutlaka bir şey ekliyor bir an konuşmama. Benim için dedi Ergün Bey de aynı isim. İşte Oğuz Cancıroğlu da aynı isim. Ya da bir başka aday kim ise aynı isim. Oradan dedi seçilen ve kazanan dedi benim dedi il başkanımdır dedi. Şimdi sevgili Hüseyin Cumalı'nın meslek büyüğümüz olarak bana öğrettiği bir şey var. Sen siyasilerin o isimlerin dediklerine bakma sadece. Perde arkasını araştır hakikaten böyle mi diye. Ben de sevgili ustamız fındık ağası Hüseyin Cumalı'dan feyz alarak perde arkasına baktım. Evet. Ayça Taşkent böyle söylüyor. Sana Ayça fındık kraması göndereceğim. Acaba sana fındık kraması göndereceğim. Abi, ciddi bir şey konuşuyoruz şu anda. CHP'lere şey. Ya topa girmemen için elimden gelendi böyle itifatı yapıyorum ama yani sahip ya, bir şey demedim. Şu, hakikaten karışmıyorlar. Yani bu iki adayla da konuştum. Evet doğru, Ayça Hanım bu sürece müdahale olmuyor açıkladığı gibi. Çünkü biraz da ben Engin abi enteresan bir şekilde bu işlerden yani bu ilçe kongrelerden şunlara müdahale olma arzusu isteğinden daha böyle en azından şu ana kadar daha geride görüyorum işin aslında. İşin özü durum bu. Peki Ergün Özkan ne diyor? Ergün abi Özkan'la da konuştum. Niye aday oldunuz? Niye yol ayrılığı oldu şeklinde? Onun dediği şu var. Biz evet birlikte yola çıktık. Ecevit Keleş ve ekibiyle. Ama küçük fikir ayrıntılığımız oldu. Ve dolayısıyla bu dedi demokratik bir seçimdir. İşte Oğuz Bey olur, Ahmet Bey olur. Böyle bir şey oldu. Benim dedi il başkanı olmamı istememek sebebimden birisi yıllardan boyuna zaten bu parti içerisindeyim. İşte bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Önümüz yerel seçim. Hep biz değişimden bahsediyoruz. Bu değişimi işte sağlamak, başarmak anlamında ve önümüzdeki yerel seçimlere CHP'yi böyle iyi isimlerle belediyeleri kazanmak anlamında ben il başkanına aday oldum dedi. Sonuç dedi hayırlı olsun şeklinde ifade de bulundu. CHP'de şöyle bir durum var. Ergün Özkan da Oğuz Cancıroğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler değil. Bunu da ifade edelim antiparantez. Ben Firayif abi söylemleri üzerinden gitti. Söylemlerine de çok Hüseyin Cumalı'ya hak veriyorum burada. Çok söylemlere güveniyorsun siyasetçilere. Ben şöyle eşyanın ama güvenip bak Safa şöyle sen de gazetecilik yapıyorsun. Yok, sen söylemi verdin ben de şimdi yorumu yapacağım. Eleştirmiyorum. Şimdi ben onların anlattığından sorumluyum. Benim bir makinem yok yalan makinesi doğru mu değil mi diye. Ben bunu söyledim. Yok abi zaten diyorum ya sen bilgiyi verdin ben o bilginin güvenliğini teyit etmiyorum. Okay. Bir şey diyorum sadece yani Engin Özkoç'un CHP Sakarya İl Kongresi'ne müdahale etmemesi eşyanın ve siyasetin tabiatına aykırı bir şey. Engin Özkoç'un demedi ama. Engin Özkoç da Ayça Taşkent'te. Yani Engin Özkoç demek Ayça Taşkent demek. Ayça Taşkent demek Engin Özkoç demek. Yani aynen öyle. Hiçbir şey yok. Onun için ben Ecevit Keleş'in gene bak dedim ki az önce Engin Özkoç'un müdahale etmeme görüntüsünün tek sebebi bugüne kadar Ecevit Keleş ve Oğuz Cancıroğlu da Oğuz Cancıroğlu seçimde mi geldi anımsayamıyorum şu anda il başkanlığı yaptığında. Parti içinde mi seçimde? Kongreye mi geldi hatırlamıyorum ama kongreye değil galiba. Her
müdahale ettiği kongrede Ecevit Kereş galip gelmiş bir isim. Delegeler inanılmaz hakim. Şimdi Ergün Özkan şehirde belki bir karşılığı var. Çok ciddi bir karşılığı var ama Ecevit Kereş ve Oğuzhan Coğlu'nda örgütler üzerinde inanılmaz bir hakimiyeti var ki Adapazarı bilgisi çok kritik bir bilgi. Yani seçimin kırılma noktası. Adapazarı'ndan seçim alır şeydir. Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var ya Hakan abi, İstanbul olan Türkiye alır diye yerel seçimler için. Yani işte anahtardır, kilittir. Adapazarı da kilit. Anıl Özkan net bir şekilde çok eskiden tanırım. Oğuzcancıoğlu'nu destekliyor. Çok eskiden tanırım bu arada. Hiç bahis açalım Anıl Özkan'a. Genç bir isim, genç bir siyasetçi. Sakarya için kazanım olduğunu düşünüyorum genç siyasetçilerin. Toparlamak ve Hüseyin Cumalı'ya vermek gerekirse ben gene seçimin 3 adaylı seçimin Engin Özkoç'un bir cephesinde yer alacağına kesinlikle ihtimal veriyorum. Dışarıda kalmasında yani olmamış bir şey bu. Sence kimi seçer? Belki de öyle bir adet çıkacak bilmediğimiz 15-15 uzun bir zaman yani bilemeyiz de yani. Bence Kamil Özkan'ı destekler. Kamil Özkan'ı destekler. Evet. Fındık ağamızı. Fındık ağası. Herhalde yani boş alamayayım ben. Fındık var. Sana fındık göndereceğim. Bak bende. Evet. Fındık mı, fındık ezmesi mi? Ya ona bak, fındık. Bütün fındığın bütün ürünlerinden göndereceğim Rayfugan'a. Fındık, fındık ezmesi, kekikli fındık. Kekikli fındık ezmesi, o kekikli seviyor böyle. Değişik ürünler, değişik tatlar, değişik lezzetler. Hepsi ve daha fazlası bende. Evet. Evet. Buyurun. CHP'de iki resmi, bir gayri resmi, üç adaylı kongreye doğru gidiliyor. Sen ne düşünüyorsun? Kim daha şanslı? Kim kimi destekler? Şimdi burada dedim ya az önce CHP ile ilgili büyük bir bomba patlatacağım. Bomban vardı. Büyük bir bomba patlatacağım burada. Hatta birkaç bomba patlatacağım. Bir hafta konuşuruz bunları. Abi şey hazırlansın Rüyü. Gerçekten bak. Bir. Ergün Özkan'la Ecevit Kereş yolları neye ayrıldı? Beraber bir yola çıktılar. Yollar neye ayrıldı? Bana gelen bilgi, yani gazeteci deyimiyle teyide muhtaç ama Ulaş Yusuf Konyalı var CHP'de. Bunun üst kurul delegesi olup olmama konusunda ve bir kişinin daha üst kurul, yani Ankara delegesi olup olmama konusunda anlaşamadılar. Ergün Özkan'la Ecevit Kereş. Tamam, biz isim haricinde zaten söyledik bunu. Yok, ben isim veriyorum. Söyledik, isim, biz saygı duyup isim söyledik. Ben isim veriyorum. Işte. Bu el bombası. Büyük bombayı patlatayım ben sana. Bu el bombasına sınırlı kalma. Atom bombası. Atom değil, bir daha büyük bir bomba patlatayım. Skat. Bana geçen gün ameliyat olacağım ya, Kamil Özkan geldi. Kamil Özkan geldi. Malum şu anda açıklamasa da aday adayı. Gayri resmi aday adayı. Aday. İl başkanından. Zaten aday da yollunmuyor yani. Bana bir konu anlattı. Ben yok artık dedim. Peki dedim, bunu dedim senden yazabilir miyim? Yazabilirsin dedi. Konuşabilir miyim? Konuşabilirsin dedi. Bu dedim ciddi bir iddia dedim. Laflarımın arkasındayım dedi. Kamil Özkan. Peki nedir bu iddia? Hemen söylüyorum. Ecevit Kereş'i biz burada çok konuştuk değil mi? Adayı olmak için neden istifa etmedi? Niye istifa etmedi? Ecevit Kereş Ankara'da istifa etmiş il başkanlığından ama bunu deklare etmemiş. Bak, Ecevit Kereş istifa etmiş ama bunu deklare etmemiş. Toplantılara il başkanı edasıyla girmiş istifa etmesine rağmen ama şunu yapmamış. Girdiği toplantılarda imza atmamış il başkanı olarak. Bak, bir daha söylüyorum. Ecevit Kereş seçim öncesi bize ilk istifa etmedi. Ecevit Kereş İl başkanı istifa etmiş, Ankara'da etmiş, bunu deklare etmemiş ve gelmiş il başkanı olarak CHP'nin toplantılarına katılmış, orada alınan kararlara imzasını atmamış. Bak, imza atmamış ama. Ben dedim ki Kamil Özkan'a, abi dedim bu ciddi bir iddia yani, tamam yani bu devlet sırrı değil ama ciddi bir iddia yani, biz hepimiz çünkü Ecevit Kereş neye istifa etme diyorduk. Oysa istifa etmiş Ankara'da. Benden dedi bunu söyleyebilirsin dedi. Yazabilirsin dedi.
Ben de biliyorsun ameliyat oldum, yazamadım ama burada müthiş bir gündem ya. Geldi, gündeme koydum. Çok pardon. İnanılmaz. Yani, önemli bir şey. Ben bunu söyledim zaten yayında. Detayını açıklayayım. Doğru bir bilgi bu. Teyide Muhtaç'tan doğru bilgi. Yani. Ecevit Keleş karar defterini, bu yayında söyledim. Karar defterinde geçmişe dönük bir sayfayı boş bıraktılar. Eğer son dakikada adaylık olmasaydı o karar defteri iki çizgi iptal yazılacaktı. Yanlış yazıldı. Olduğu için geriye dönük olarak karar olarak istifa etti. Karar defteri boş bırakılarak istifası saklı tutuldu Ecevit Keleş'e. Şimdi Ecevit Keleş'e soralım. Buradan Ecevit Keleş'e soralım. Buna gerek var mıydı? Bu iddia doğruysa, bakın iddia kaynağını da açıklıyorum. İddia kaynağı Kamil Özkan, CHP'nin önemli isimlerinden. Bana geldi, bizzat kendi anlattı. Bak daha şahidim de var, Nurettin Ayılmaz. Beraberdik yani, Nurettin Ayılmaz'la beraberdik. Ben şimdi şunu sormak isterim. Hatta Hikmet Çavdar da vardı. CHP'nin tanıdığı isimlerden Hikmet Çavdar. Gazetecilik de yapar Hikmet abi. Ben şimdi buradan şunu sormak isterim Ecevit Keleş'e. Bu iddia doğru mu? Eğer doğruysa neden böyle bir şey yaptın kamuoyuna karşı? İstifa ettiysen neden söylemedin? Yani şimdi televizyonlarda genel başkan olsun, Ecevit Keleş olsun, adaletten bahsederler. Malum Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü için bir yola çıktı. Nerede? İstanbul'dan Ankara mı yürüdü? Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Bu yürüyüşe Ecevit Keleş de katıldı. Yani madem adalet, etik değerler, bizim fındıklar tek tek düşüyor. Adalet, etik değerler bu kadar önemli olan bir partide neden Sakarya kamuoyunu böyle bir algıyla... Ya bir de istifa ettiğin bir partide sen nasıl il başkanı rolü oynarsın ki? Ama kararları imza atmıyor, sorun o. Yani atmıyor. Sonuçta istifa ettim. Yasal olarak bir şey yok orada. Yani yasal olarak bir şey yapamıyorsun. Çünkü şey yok. Ama Canan Kaftancıoğlu da var biliyorsun. İl başkanı gözüküyor ama il başkanı gibi davranıyor. Dolayısıyla bence ikinci bir Canan Kaftancıoğlu vakası bu. Ben şaşırdım. Ecevit Keleş bu hafta olmasa da cevap hakkı her zaman kullanabilir. Yani bu iddia doğruysa açıklayabilir. Evet, izliyorsa şimdi de kullanabilir. Kullanabilir. Yani bu bence şık bir hareket değil. Gelelim Oğuzcan Cüroğlu'na. Tamam. Oğuzcan Cüroğlu bunu hiçbir şekilde kabul etmez. Ben de olsam ben de kabul etmem. Elbette gölge başkan değilim der ama algı diye bir olay var değil mi günümüzde? Hatta günümüzün çok kullanılan sözcüklerinden zamanlaması, madira var, algı var. Artık algı her şeyin önüne geçiyor. Şu anda evet ben katılıyorum Oğuzcan Cüroğlu'na. Öyle bir karakter değil ama şu anda Ecevit Keleş onun bir adım önüne geçiyor bu seçimde. Bak bir daha söyleyeyim. Bir adım önüne geçiyor. Bunu Oğuzcan Cüroğlu istese istemese de Oğuzcan Cüroğlu gündeme geldiği andan itibaren Ecevit Keleş'in adı ön plana çıkmaya başlıyor. Bakın Oğuzcan Cüroğlu'na Azize Çeroğlu da gene partinin önemli isimlerinden destek veriyor. Azize Çeroğlu'nun adı ön plana çıkmıyor. Ama ne zaman Oğuzcan Cüroğlu diyoruz Ecevit Keleş ön plana çıkıyor. Böyle bir durum var. Gelelim ipi kim göster? Valla az önce arkadaşlar dedi. Yani öyle bir dünya yok. Belki bu seçim, bu kongre diyelim kendilerini çok göstermezler ama yani bir Ahçet Aşken şu anda bu partinin beyin takımında. Engin Özkoç bu partiye yıllarını vermiş. Ankara'da neler yaptı milletvekili, grup başkan vekili dönemlerinde. Sen şimdi bu adamla kenarda durmasını bekleyemezsin. Bu hiç parti olmuyor ki CHP'de ne olsun. Aynen öyle. Yani AK Parti'de de yok. Evet. Saadet'te de yok. Yani bu partinin bir yere gelmiş beyin takımları illaki bu seçimleri bir yerden karışıyor. Ha bu zaman zaman sert tepebilir, tepmeyebilir. DYK buna tepki gösterir veya göstermez. Yani bir yerden bunlara karışırlar. Ben buna saygı duyuyorum. Yani sen şimdi Ahçet Aşken bu partinin milletvekili olacak. Sen diyeceksin ki parti meclis üyesi PMV'yi de yapmış. Sen buna karışma diyeceksin. Ya yok böyle bir şey yani. Hayır, çok karışır az karışır. Birini destekler. Ben buna saygı duyarım. Ben şu an çok kestiremiyorum. Yani göbekten atmayayım derim ya. Ben göbekten atmayayım. Benim göbek de büyük. Tam kestiremiyorum. Biraz daha şey ilerlesin. Delege ne yapacak? Kime yönelecek. Daha ben kestiremiyorum. Şu ana kadar 3 aday var dediğimiz gibi. Ama bu
Ecevit Keleş'in istifa edip de istifa etmedim demesi, açıklamaması, bunu kamuoyuyla paylaşmaması bence önemli bir olay. Gazetecilik adına biz gazeteci deyimiyle bomba diyoruz ya. Bu bence bir bomba olay. Ecevit Keleş'in mutlaka cevap hakkı var. Mutlaka bir şeyler diyebilir. Kaynağımı da söyledim az önce. Kamil Özkan. Yani bilmiyorum ne olur. Ve kamuoyu da şu anda CHP Kongresi'nin 15 Ekim'de olacak bildiğim kadarıyla bir aksilik olmasa yakından takip ediyor. Evet Raif Ugan, sen şaşırdığın için sana sormak istiyorum. Ya, yani en çok o yüzünden onu hissettim. Sence istifa edip il başkanlığı rolü yapması, yani açıkça yani eğer aynen, doğruysa, aynen, doğru cümle. Bu iddia doğruysa istifa edip rol yapıp seçmeni bir şekilde kandırdı mı? Kandırdı. Abi seçmen olmasa bile. Yani bu seçmene sence bir saygısızlık değil mi? Yani seçmeni de etkilemiş oluyor. Bu eğer anlattığın gibiyse bu çok ciddi bir iddia. Eğer Sayın Keleş buradan dinliyorsa bence cevap da vermedi bir şekilde, bilmiyorum ama çünkü o zaman biz hep şey yazdık, dedik ne dedik ya işte Ecevit Keleş gibi bir, hepimiz birçok kişi yani. Atatürk Karınca ne istifa etmedi dedik. Demedik mi ya işte Ecevit Keleş milletvekili yani. Adayı göstermesi gereken bir isim, yıllardır Sakarya siyasetin içerisinde şehre yarar olur, hepimiz demedik mi yani, partisi bir tarafa düşünüyor, siyasi düşünüyor bir tarafa, o ayrı bir şey. Şehir anlamına baktığımız zaman. Biz bunları söylerken istifa etmiş bir başkanına mı söyledik? Açıkçası öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani niye? Karar defterler ortadadır. Bakanlar. Ben zaten şimdi ben biraz... Tarihler belli. Hüseyin Hava Eşkali, ben bunu daha önce adıyorumla haber de yaptık. Programda söyledim. Hakikaten detayını da biliyorum. Konu doğru. Fakat burada şöyle bir konuyu atlıyorsunuz sayın büyüklerim. Karar defterine yazılmadığı sürece bir istifa geçerliliği yoktur. Yani genel merkezde Oğuzkan Salıcı'ya bu ifadeyi kullanıyor. Yani Oğuzkan Salıcı çağırıyor Ecevit Keleş'i. Burada yeni de anlattığım yok, şunu söyleyeceğim. Evet. Ben bunun kanun hükümlerine bakmam ki. Ben bunun adalete, senin genel başkanın adaletle yürüyüş yapacak. Sen geleceksin Ecevit Keleş, biz seni burada bütün gün programda, ben dahil hepimiz, bütün arkadaşlar, işte bu kentte çok çalışan iki siyasetçi var. Biri Serdip Dokumacı, biri Ecevit Keleş diyeceğiz. Sen istifa edeceksin. Haksızlık yapılıyor diye. Bunu haksızlık yapacağız. Yırtacağız kendimizi burada patiska gibi. Cat! Yırtacağız. Sen bunu açıklamayacaksın. Yok böyle bir şey yani. Şimdi bu hani etik değil yani. En kibar, en masum deyimle etik değil. Abi istifa edeceksin, açıkla. Ya bunlar sır gibi kalmaz ki. Ya bize açıkla, bir açıklamaması. Bak bunlar çok önemli bir şey değil. Abi ben CHP'li değilim. Bence o bağlamıyor. Ben CHP'li değilim ama DDK yapısı olarak da baktığımız zaman çok da etik bir şey değil. Ben şahsen bu doğruysa, Kamil Özkan'ın bana bu anlattığı doğruysa, ben şahsen Ecevit Keleş'e yakıştıramam yani. İstifa edip de il başkanlıktan, bunu AK Parti il başkanı da yapsa, Saadet Partisi il başkanı da yapsa, MHP il başkanı da yapsa şık olmaz yani. Önce DDK'ye, daha sonra tabii seçmene. Tabii canım. Şeyi yani tam söyleyeyim sayıştım. Yani dedim ya, alıyorum da hala köşe duruyor, galiba Nisan ayındaydı köşe. Oğuzkan Salıcı 1 Haziran'da istifa eden CHP'nin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Şu anda Engin Özkoç üstleniyor onun görevini danışman olarak. Kapatılmış. Sen isim vermedin ama. Yok, isim vermedim. O dönem şey yapmadım. Seçim 2023'te verdim ama programa vermedim. Neden? Senin gibi yani bu iddiaları dayandıracağım bir kaynağım yoktu. Konuyu biliyorum. Yok, bana bu iddia gelse ben direkt evet, alalım. O da onu anlatıyor. Ben şeyde karar defteri geri bırakıldı dedim. Şimdi hangi programda hatırlamıyorum. Bulup çıkartırım şeyse. Karar defteri geri bırakılarak Ecevit Keleş şey yaptı diye. Şimdi Oğuzkan Salıcı, Engin Özkoç'un dahliyle Ecevit sana ihtiyacımız var. CHP'nin orada ikini çıkartma ihtimalimiz var. İki iyi bir isim istiyoruz. Sen bu işe bir bak. Yani seni ikiye koymak istiyoruz diye bizzat söylüyor. Ecevit Keleş de burada hay hay sayın genel başkan yardımcım diyor. O istifadan süreç bu zaten. Yani evet demesi istifa anlamında ama açık açık yani Ecevit Keleş akıllı bir adam. Ya biz ikiniz arada seçilir miyiz? İl başkanlığı görevini bırakır mıyım? Eder miyim? Bak ben de arka plandaki olayı anlatıyorum. Ecevit Keleş'in bunu kamuoyuna deklare etmesi etmemesi arkadaşlar tartışılır zaten. O konuya girmiyorum. Fakat işin teknik boyutunda Ecevit Keleş bir süre karar defterini geri tarihte bırakıyor ve daha sonradan karar defteri imzalanarak, mesela tam tarihini hatırlamıyorum ama Ecevit Keleş bugün işte 29 Eylül istifa ediyor ama karar defterine 1 Eylül olarak işleniyor. Tam 1 Ekim olarak geriye dönüp bırakıyor. Canım ciğerim. Bu kamuoyunun takdirine kalmış bir şey. Nasıl değerlerler?
canım ciğerim. Ben karar defterini işte Engin Özkoç rica etmiştir. Seni ikiye koyalım, beşe koyalım. Onları bilmem. Ben anlamam. Benim anladığım bir şey var. Kardeşim sen il başkanı istifa ettiysen kamuoyuyla paylaşacaksın. Bunu paylaşmayarak burada hepimizi ters köşeye yatırdı. Günlerce burada Ecevit Keleş'in hakkı yendi diye yırttık kendimizi. Yok Ecevit Keleş atom karınca, yok Ecevit Keleş öyle çalışıyor, yok Ecevit Keleş'e bunu dediler. Sen il başkanı istifa ediyorsun, açıklamıyorsun. Biz de senin hakkını savunuyoruz burada. Sazan gibi, sarmalı sazan muhabbetleri biliyor ya. Ben burada yapıyorum. Ne diye yapıyorum? Ecevit Keleş'in hakkı yendi diye. Sen il başkanından istifa ediyorsun. Ben burada senin hakkını savunuyorum. Bir de bakıyoruz ki finalde sen istifa etmişsin, kamuoyunda paylaşmamışsın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu doğruysa böyle bir şey olabilir mi? Ama bir kişinin şeyi böyle, yani, böyle bir şey olabilir mi? TRT montaj gibi konu, ama yani. Konu bak arkadaşım. Ama ben burada böyle bir şey olur mu? Yanlış görmüyorum oğlum. Konu doğru. Sen abi dediğin konu yanlış olmaz doğru mı ya? Sefa. Doğru. Adam ben burada çok mağduru oynadı. Bak ama adam burada abi. Abi ne demek siyaset ya? Parti içerisinde görevi bırakmamak ya için. Öyle belki, bir şey yok. Belki kendisi, öyle bir şey yok. Kendisinden sonra gelecek il başkanını belirlemeye çalışmış olabilir. Öyle bir şey yok. Olamaz mı? Öyle bir şey yok. Fındıklar tek tek düşüyor. Bakmayın beni. Bak öyle bir şey yok. Tamam mı? Etik değil bence de. Etik olur mu ya? Biz burada Ecevit Keleş için 10 program bağırdık. Atom karınca öyle böyle. Sen istifa etmişsin. Bizi burada sazan gibi kullanıyorsun. İkinci kusura bakmayacak. Belki de ikinci sırayı garantilemişsin. Ya öyle şey mi olur ya? Böyle siyaset mi olur yani? Bunu kim yapsa ben resmimi koyarım. Benim adım Hüseyin Cumalı. Kusura bakmayacak kimse. Kim yapsa koyarım. İstifa etti, sen ettin. Peki Sefa sen niye bunda herhangi bir belirtilmesin? Sen bunu ne anlamıyorsun? Sen bunu niye bu kadar basit alıyorsun ki? Nasıl şimdi bir şey söyleyeceğim. Nasıl haklı görüyorsun yani? Bir şey diyeceğim, ikisine birden cevap ver. Evet. Yunus Temel istifa etti mi etmedi mi diye burada indik gene konuştuk. Diyelim ki Yunus Temel istifa etmiş, sonra işi garanti görmemiş, istifasını gibi. Bunlar olmaz, bunlar itik hareketler değil. Bunlar kamuoyunda tartışılır. Dereke yönlendiremezsin. Gazetecileri burada yönlendiremezsin. Biz köşe yazdık, o köşe yazdı. Ecevit Keleş'in hakkını savunduk. Kaldım. Ecevit Keleş'e bak sen. Oh yavrum. Ne güzel ya. Ne güzel bir dünya. İstifa et. Bizim haberimiz yok. Bir dakika, Sefa'nın şeyini, tezini merak ettim. Abi ne? Zaten şöyle. Bunun ne tezi mi oluyor? O zaman konuşmadık ki zaten. Ecevit Keleş aday biz de bizim de biraz burada bak dersimize fokuslanmamız gerekiyor Hüseyin abi. Ecevit Keleş listeye koyulduğu zaman zaten CHP'nin örgütlerin istifa tarihi geçmişti. Bunun başka bir alternatifi yoktu. Bak, geliyor mu? Ben anlatayım. Karar defteri tamam, geride bırakmak senin, işte. Senin tezini hemen çürüteceğim. Kardeşim senin programını açıklamadı mı Ahmet Ziya Akar? Ne dedi? Ben aday değilim. Abi, kes. Bir dakika bir şey diyeceğim. Dur, doğru yere geleceğim. Yoksa. Doğru yere geleceğim. Sallatma beni. Dedi mi dedi. Yapıştırma onu bir yere. Dedi mi dedi. Ahmet Ziya Akar dedi ki ben aday değilim. Ne oldu? Devlet Bahçeli dedi ki veya işte orada konuşuldular. Sen aday ol dedi. Adam ben aday değilim dememesine rağmen aday oldu. Ve bunu açıkladı. Tamam mı? Şimdi sen Ecevit Keleş olarak madem böyle bir şey var Ahmet Ziya Akar gibi açıklayacaksın. Diyeceksin ki ben aday olmayacaktım. Engin Özkoç'la konuştuk. İşte partinin teveccühü, işte grupta konuşuldu falan filan neyse. Dediler ki sen aday ol. Bunu kamuoyuna paylaşacaksın. Biz de diyeceğiz ki şunu diyeceğiz gene burada. Seni götlemeyeceğiz ki biz burada. Ecevit Keleş çok çalıştı. Tırnaklarına çalıştı. İki numaraya geldi. Biz onu diyecektik zaten burada. Biz senin çalışmanın her zaman burada gazeteciler olarak senin tahsis ettik. Noter gibi tasdikledik. Çalışıyor dedim. Devam edeyim mi? Bu şeyi, devam edeyim. Altında yatan sen yani o, bunu savunma yani. Savunma sen konuyu abi biliyorsun diye söylüyorum. Ya bunun altında yatan ne? Niye? Zaten mevcut. Bak diyorum ya o gün olan bir şeydi zaten bu. Ecevit Keleş aday gösterildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe yöneticileri, örgüt yöneticileri için verilen istifa tarihi zaten dolmuştu. Yani Ecevit Keleş orada söyledim ben zaten. Geriye dönük olarak bu yapıldı diye. Peki neden? Bak neden? Birçok faktörü var. Ben bunu şundan çok fazla bak etik bulmama konusuna katılırım. Etik olmayabilir ama bu bir siyasettir. Ecevit Keleş bir şey diyeyim bitir, sen bitir, bitir. Kızacağım bana. Bak, bak, senin, abi, senin bu konuşmaların orayı yumuşatıyor. Ben
Ecevit Gençek kızıyor. Abi. Ama kızıyor. Böyle siyaset mi olur ya? Yani sen şimdi kendi adıma konuşuyorsun. Yönetime isim sokma. Kusura bakma da ben kendi adıma yani konuşuyorum. Böyle siyaset mi olur ya? Etik olmayan konu ikinci sınıf kendisinden kaptığı için Kamil Özkan'ın bu konuyu Hüseyin Çağlay'a anlatması daha kardeşim, etik bence. Böyle bir siyaset mi olur ya? Ben daha etik olmayan bu. Bir dakika. Çünkü Kamil Özkan'ın ikiydi orada. Böyle bir siyaset mi olur ya? Ben yardım edeceğim. Ben bitireyim abi. Bir dakika. Böyle bir siyaset mi olur ya? Ben yardım edeceğim. Tamam Ecevit. Böyle bir siyaset mi olur ya? Ben bitirmek istiyorum. Sen beni 3-4 program burada salan gibi bağırt. Tamam mı? Abi sen çok heyecanlandın. Bak beni 3-4 program burada salan gibi bağırt. Tamam mı? Finalde istifa etmişim, ben burada bağırıyorum. Şimdi bu etik mi yani? Siyasette böyle şeyler oluyor. Abi sen parti içinde ne yaparsan yap. Ama iş kamuoyuna yansıdığı zaman ilk defa duyuyorum bana. Sen şimdi mesela böyle bir şey varsa senin için normal bir şey mi bu yani? Yok değil. Abi biz burada bağırdık. Ecevit Çiçek için burada türküler çığırdık. Tamam mı? Güzellemeler yaptık. Bay başkanımın hakkı değiller dedik. Ondan sonra bu siyaset. Böyle siyaset olmaz abi. Beni yatıramazsın terse. 10 gün yazarım vallahi köşemde. Çok kötü yatırmış terse. Olmaz böyle ama. Şehri yatırmış. Ben bitireyim mi? Bunların siyaset olmaz. Abi girme, tam bitireyim, ondan sonra gene şey yaparsın. Çünkü ben konu olduğunda notumu aldım. Çok az bir şey yap. Şimdi bunun diyorum ya, etik bulmamak konusunda size katılırım. Fakat Ecevit Kereş'in o noktaya sürüklenmesi çok etik olmayan bir hareket zaten. Yani Ecevit Kereş resmen oradan alınmak için partinin birçok etmeni araya katılarak o görevden adeta istifa etmesi için her şey yapıldı. Ecevit Kereş de doğal olarak bir kararı geri bırakarak kendimden sonra gelecek iyi yönetimini belirleyebilir miyim? Örgütlere ne kadar hakim olabilirim? Abi bitireyim. Gözünü seveyim. Tamam, bitir kardeşim. Bak, bu etik veya değil. Ecevit Kereş daha sonra, ki şu anda tam tezimi doğrulayan şey, Ecevit Kereş'in şu anda kendisine yakın bir ismi yeniden il başkanı aday göstermesi. Ola ki ben milletvekili seçilemezsem. Ola ki gidemezsem, ki ola çok önemli. Oyun zaten kuruyor. Çok olay güzel. Bu. Oyun olay kuruyor. Bu. Olay bu. Bak kardeşim, öyle olay oyun bu kurulmaz. Senin? Ama son tahlilde oyun yani kurduğu ortada. Ne oldu? Patladı gitti. Şimdi kusura bakmasın, Ecevit Kereş'ten bundan sonra gelen haberleri sağlamasını yaparım ben. Bugüne kadar Ecevit Kereş'e biz çalışkan atom karınca diyorduk. Bu saatten sonra siyaset mi yaptın? Ecevit Kereş bu saatten sonra sağlamasını yaparım hareketlerini. Öyle bir şey yok. Burada yanlış bir şey yapıyorsun. Öyle bir şey yok. Bir iddia üzerinden adama infaz ediyorsun adeta. İnfaz yani etmiyorum yani abi. Hayır bak, burada şöyle bir problem var. Ama Sefa iddia değil, gerçek diyor. Şey ya onu da bırak. Bağlansın, ben laflarımı bak, geri alırım. Şunu demiyorum. Söyleyen adam yani. Kardeşim Ecevit Kereş. Tamam, ben özür dileyeceğim. Eğer Ecevit Kereş, tamam mı, dendiği gibi önceden istifa edip bizim ya haberimiz olmadan şeyse, ben özür dileyeceğim. Bunu açıklayan yani Kamil Özkan dedi ya. Sokaktan birisi de değil Kamil Özkan. Adam benim adımı söyledi. İstifa ettiğinde tarih de olmuştu. Başka bir alternatif yoktu zaten. Teyit ediyoruz. Ya Sefa, sen niye bunu bu kadar böyle... Kusura bakma şimdi. Aynen, bak seninle gene kapışacağız. Sen niye bunu bu kadar güzelliyorsun ki? Tarih dolmadan önce istifa etmiş ya. Teyit etmek için diyorum seni. Başka ihtimal yok diyorum. Tarih dolmadan önce istifa etmiş ya. Evet. İstifa ettikten sonra niye açıklamasın, ben burasında şey yapalım. Oyun kurmaya çalışıyor. Ya öyle olur mu ya? Ben bunu etik... Tamam, Ahmet Ziya Akar niye oyun kurmuyor? Kusura bakma ya, Ahmet Ziya Akar... Adam istifa etti, söyledi. Ya bunu Yunus Sever yapsa da ben burada tepki gösteririm. Ben son şunu söyleyeyim. Olur mu öyle? Son şunu söyleyeyim. Son şunu vereyim. Bence burada, bak bunu etik bulmuyorum ama şunu da etik bulmuyorum. Kamil Özkan'ın ikinci sıradaydı normalde. Bu benim, bana gelen net bilgiler. Şimdi ikinci sıradan üçüncü sıraya kaymış ve il başkanı rakip olmuş. Bence bu bilgiyi Hüseyin Cuman'la paylaşması da, Hüseyin Cuman'la gazetecini yapmıştır, işini yapmıştır. Tamam. Hiçbir şey demiyorum. Bence bu da etik olmayan taraflardan bir tanesi. Evet. O zaman açıkla. Bence madem biliyordu, o zaman açıklasaydı Kamil Özkan'da. Şimdi Oğuzcan Cüroğlu'yla yazıştım bu konuyla ilgili. Ne zaman? Şimdi İzlemer abi. Şimdi onu söyle. Oğuzcan Cüroğlu senin bahsettiğin isim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkan adayı. Oğuzcan Cüroğlu. Şimdi mi yazıştın şimdi, diyorum. Şimdi. Ha onu soruyorum ben sana. Şu an izliyor mi programı şu anda? Tamam, onu soruyorum. Şunu söylüyor. Hüseyin Bey'in ifade ettiği her şey tamamen yanlış diyor. Bak bu şekilde. Hatta sordum ben, Ecevit Bey yanınızda mı kereşti? Yarım saat, bir saat önce görüşmüşler. Yok. Kamil Özkan'ın bu iddiasını yalanlıyor mu? Ben Kamil Bey'in söylediği kısmına girmedim. Abi Kamil Özkan söylemiş. Tamam. O yüzden soruyorum. Yayında izliyor bizi şu anda. Yani o anda da. İstifa etmemiş mi? Hüseyin Cumalan'ın yani dile getirdiğinden kast, sen söylediğin için. Eyvallah, tamam. Böyle bir olay tamamen yaşanmadı diyor. İstifa tarihinden sonra yönetim toplantısına katılmadı. İl sekreteri Eymen başkanlık yaptı diyor. Daha sonrasında Cengiz Çiçek atandı diyor. Bir şey daha devam ediyor. Aynı zamanda diyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifaların son tarihi 27 Aralık'tı diyor.
başkan 27 Aralık'tan kadar istifa etmedi diyor. Sonrasında genel merkez ile yapılan görüşmeler sonrası, listeye gireceğini ifade etmesi sonrası YSK'nın istediği tarihte istifa etti diyor. O zaman da diyor sekreterimiz Eymen Erdoğan vekalet etti duruma diyor. İstifanın saklanması gibi durum diyor. Zaten diyor teknik olarak o tarihten bu tarihe mümkün diyor böyle bir tam şey diyor. Tam benim iddia ettiğim şey. Söylediğini söylüyorum. 27 Aralık'tan Nisan'a ne kadar diyor istifa saklanabilir mi diyor. Yani bu mümkün değil bu zaten böyle bir şey. Aynı zamanda diyor ifade edildi ki boş bir yaprak da yok diyor. Hüseyin yani, Ecevit Keneş ne zaman milletvekili adayı olduğunu şey yaptı? Ona bir baksana. Zaten yok. Geri döndü istifa etti. Yapma ya. Bu çok doğal bir şey. Bu konuya en yakın isim olduğum için tamam. Teşekkür ederiz. Oğuzcan Coron teşekkür ederiz. Ben bunu araştıracağım abi. Bakacağız. Yani istifa etti. Saklandı mı saklanmadı mı? 27 Aralık'ta bu kanıtlanacak bir şey değil. Bu kanıttanacak bir şey değil ama. Karar defteri orada. Yani geriye döndük. Yok. Nereden? Hangi tarihte yazdığın mürekkebi mi bakacağız? Krimler mi yapacağız yani? Kamuoyuna ne zaman açıklanmış? Onu hayır, zaten 27 Aralık çok ifade etmedi. YSK tarihine kadar açıklandı. Hatta hatırlarsan. 27 Aralık'ta mı açıklandı? Evet, 27 Aralık'tan hani biz haberler de yaptık zaten. 27 Aralık'ta başvurusu bitti. Ecevit Keneş adaylık istifa etmedi diye haber de yaptık yani. Nisan'da. Bu 27 Aralık'tan sonra. Tamam, ama yani Nisan ya Mart yani. Yani 27 Aralık'ta istifa etmiş. Oradan Mart'a kadar saklanmış mı? Kadar, öyle mi anlıyorum? Yok, o kadar geniş tarih değil. Yani böyle öyle bir şey yok diyor yani. Abi iki barem arasında Oğuz Kağan Salıcı ile istifa arasında 15 gün falan var benim bildiğim. Yani, abi 15 kamuoyundan istifayı saklamak, söylememek böyle bakacağız bir şey yok abi. Diyor, bana gelen insanı konuştum. Boğulcan Ucuroğlu'nu konuştum. Bakacağız. Ama Hüseyin abi bu şunu gösteriyor. CHP'nin kongresi ateş attı olmuş kran kırana. Bu onu gösteriyor. CHP'de demokrasi şenliği var. 21 Mart'ta haber yapmışız. Sakarya siyasetinde en çok konuşulan konuların başında gelen CHP Sakarya istifa etmedi. Aday olmuyor diye. Ondan sonra haberler çıktı. Ben yani. Tamam bakacağız abi. Ecevit Keneş'in milletvekili adaylığı gösterilmeyeceği konusu netleşti. Medibar editörlerine aldığı bilgilere göre Ecevit Keneş'in milletvekili adaylığına başvuru izni çıkmadı. 21 Mart'ta. Yani 27 yani, 27 Aralık'ta ben Nisan'ın sonu veya biz Mart'ta zaten ilk başta yani bizi yanıltıyor ve biz yanıltıyor abi diyorum ben size anlatamıyorum ki. Bu, yani, bakacağız abi. Tamam bakacağız. Ama burada beni hoşlanan Oğuzcan Curon dediğine bakacağız. Ecevit Keneş'in yaptığına da bakacağız. Kamil Özkan dediğine bakacağız. Hepsine bakacağız. Ama benim açımdan şöyle Nisan'da da CHP'nin PM toplantısında evet. Keleş'in aday olduğu açıklanmış. Hatta, yani istersen rejiden de hatta onu da söyleyelim mi? Ecevit Keleş'e de sürpriz oldu o gün açıklanması. Yani, rejiden de ihtimalle vardı. Ecevit Keleş'e neyin sürpriz olmuş? Zaten 27 Sayın Oğuzcan Cüroğlu'nun o da ayrı bir iddia. Hüseyin Cumalı gibi bir kaynak bulursam onu da detaylı. Ya Ecevit Keleş'le bağlanabilir buraya. Sıkıntı yok. Doğruyu anlatsınlar abi. Ya ben neredeyim biliyor musun? Ben CHP'se değilim. Ben kendimdeyim. Ben de Salmalı Sazan gibi burada. Zaten olayın şeyi sen. Ben ona bakıyorum yani. Ama benim doğru ya da yanlış. Hoşuma giden kısmı şu oldu en azından. Ecevit Bey yayına bağlanırsa karşılıklı münakaşaya girmeyelim ama. Ben niye münakaşaya gireyim? Adam bağlansın anlasın. Sonrasında şey yaparız. Abi özeti şu, ben o baremin 15 gün olduğuna şey yapıyorum ama bak şuna katılıyorum. Size yani medyada editörün aldığı bilgilere göre size bilgi büyük para Ecevit Keleş'ten aldınız zaten. Değil mi? He tamam, Ecevit Keleş orada sizi yanılttı mı? Evet orada sizi yanılttı abi. Ama ilk baştan beri Ecevit Keleş'in hep il başkanı yani milletvekilinin olacağını tahmin ediyordum. Çok da sürpriz olmadı. Benim için asıl sürpriz Kamil Özkan'ın o zaman bir şey söylemeyip bugün rakibine bunu söylemiş olması. O da ilginç bir detay yani. Normalde Kamil Özkan kibardır ama herhalde bayağı bir kılıçları çekmiş herkes. Ya ama herkes kılıçları çekmiş. Peki, çekmiş. Cumal abi öyle yani. Ben kendi açımdan bakıyorum. Konu nasıl açıldı? Ya konu ben ayağım geldi. Hani ispiyonlamak gibi miydi ya? Hayır ispiyonlamak gibi. Bunlar var mıydı abi kıyafet? Hayır öyle değil. İspiyonlamak gibi değil. Yani şunu anlatayım ben size. Kamil Özkan'la Hikmet Çavdar geldi. Bana geç sosuna geldiler. Otomatikman konu çayla içilirken il başkanına geldi. Doğru. Oydu bu derken ben hemen Kamil Özkan'a şeyi sordum. Bu Ecevit Keleş dedim. Oğuzcan Cüroğlu destekliyor. Ergün Özkan'la bir yola çık dedim. Ondan sonra oradan olay yürüdü zaten. Olay öyle açıldı yani. Soru. En son oraya geldi yani. Bağlandığını, Oğuz Cüroğlu'nun bu iddiaları reddettiğini de söylersek en azından... Ya Oğuzcan Cüroğlu neyi reddedecek abi? Onunla alaka yok ki.
Burada reddedecek adam. Şey hocam, Ecevit Keneş. Ben ya, bu mantığı tamam, da anlamıyorum. Ben bir isim bak doğru yanlış şey bilmem. Bir isim bak doğru yanlış şey bilmem. Bir isim sana bir şey söylüyor. Bak parantez açıyorum. Ben bilemem doğru yanlışı. Sen ama bir ismin aldı evet olabilir derken öbür adam ne diyecek demen de. Tamam ben de diyorum ki Ecevit Keneş bağlansın doğruyu anlatsın şey diyorum. Seninkine bir iddia bu da bir. Yani, ya ben doğru demiyorum ki zaten. Ben daha da gideyim. Kimseyi zorla buraya arkadaşım yani ben de. Telefonumuzu biliyor. Bir dakika. Şarjım bitti. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Bir şey anlatacağım. Ben burada ille de Kamil Özkan doğruyu söylüyor demiyorum ki. Demedim ben abi, diyorum tabii. Ki evet. Bana böyle bir iddia geldi. Ben de sizim kamuoyuyla paylaştım. Süper. Ben şimdi bunun cevabını Ecevit Keneş'ten almak istedim. Bilgi doğru diyen biri var. Oğuzcan Güloğlu'ndan almak istemem. Ecevit Keneş bunu hayır, anlatacak şimdi, bize. Bak, çünkü Ecevit Keneş bunu anlatır zaten. CHP'de önemli bir isim Kamil Özkan. Böyle bir iddiada bulunuyor. CHP'de yine önemli bir isim. Yönetimde, o dönemde yönetimde olan... Başkan adayı var. Oğuzcan Cüroğlu. Oğuzcan Cüroğlu. Sayın Cüroğlu de. Ama bizim açımızdan baktığımız zaman. Yani iki tarafta da iddia yani şu an şey. Ya senin bunu doğrulamam. Ben bunu bugün söylemiyorum ama ya yazdım. Mayıs şeyde ya Nisan'da yazdım. Ben bana söyledi. Ya beyefendi. Bunun bu akşam olmasa da yarın öbür gün gideriz. Ecevit Keneş'e mikrofonu tutarız. Şunu yere koyup konuşamaz. Konuşursa konuşur, konuşmazsa konuşmaz saygı duyarım. Kesinlikle. Deriz ki baba ben bunun cevabını bir daha söylüyorum bir gazeteci olarak Ecevit Keneş'ten almak istiyorum. Konunun muhatabı Ecevit Keneş ne dildir nedir kendisi anlatır bize. Çünkü Ecevit Keneş de zaten yapı itibarıyla buna cevap verebilecek kapasitede bir CHP'nin ama önde gelen isimlerinden. Şu kadar söyleyeceğim. Ecevit Keneş, yani bu iddia doğruysa Ecevit Keneş medyabar editörlerini sen de medyabar şey editörünün haber kaynağını belirtmiş oldun. Biz nereden alıyor bu bilgiyi diyoruz. Bak Ecevit Keneş arıyorlarmış. Ya, hayır. Ecevit Keneş ve işte partililer bir şekilde sor bana. Medyabar editörlerini kandırmış oldu. Sor bana. Yani ben kim bu editörler? Sor bana kardeşim. Niye burada kendini patlık yapar? Hatırlıyorum ki 21 Mart'ta yapılmış haber. Kim yaptı bilmiyorum. Alo. Kaynağı da bilmiyorum şimdi. Sor bana. Burada kendini patlıska gibi ne yırtıyor? Yırtıyor mu kendini patlıska gibi? Ya evet canım. Ne yırtıyor? Ben de kandırmış. Ya arkadaş bana ne CHP'nin iç meseleden ama biz burada 3-4 program Ecevit Keneş'i ne sen yere şimdi, koyduk ne göğe koyduk. Sen şimdi incindin mi? İncindim tabii. Yani bizim yayıncılık açısından baktığımız zaman... Ben kendi açımdan bakıyorum. Kendi açısından. Peki kendi şey... yayıncılık açısından Raif mi diyorum ben TV64'ten bahsediyorum. Ne alakası var ya? 3-4 program burada... Geliyor. Benim için değerli kısmı bu. 3-4 program adam burada... İnsanlar yani. Ecevit Keneş'in hakkı Allah yendi. Ya. Ecevit Keneş öyle böyle. İl başkanının hakkını yendi. Bir de öyle diyoruz ki... Adam önce de istifa etmiş. Ben burasındayım. Beni burada sazan gibi yatırı kaldırın. Burada bağırdık da bağırdık. O kadar değil mi? Öyle. Sazan gibi. Sen de yattın, ben de yattım. Herkes yattı burada. Zafer Tokuş'ta vardı. Haftaya balık kostümünde geliyorum. Ben aynı yerdeyim. Balık kostümüne geleceğim haftaya. Sazan balık kostümüne geliyorum. Hadi bakayım. Ama balık takmadı. Tokar abi. Yok. Aman. Sazan balık kostümüne geliyorum. Gerçek balık da gelme ama. Yok gerçek balık da getireceğim. Kokacağız abicim burada. Balık kokacağız. Sazan nereden bulurum? Bulurum ben sazan. Sazan balığı kostümüyle geliyorum buraya. Eğer bu iddia doğru çıksın öyle geleceğim. Yok böyle bir şey ya. Olur mu böyle bir şey ya? Ben kendi açımdan bakıyorum. Yoksa delege CHP ben bana ne abi hiç mesele anlaşsınlar. O kadar yayın yaptık ya. Peki. Evet bu arada şimdi bir not daha geldi. 20 Ocak 2023'te gazeteci Güven Haspaş'ın programına katılmış Ecevit Keneş. Orada neden istifa etmediğiniz sorusuna 15 Mayıs'ta İktidar Partisi'nin il başkanı olacağım diye cevap vermiş. Hayırlı olsun. Abi bunlar hep diyorum ya yani yani göz göre göre bize... Olan bir şey zaten o iş oraya gidiyordu. Ben bu üstad işe basa basa 2014'ün aynısı oldu dediğimde Özgür abi kızmıştı. Cumalı 2014 sazan kıyafetiyle gelecek öyle yaz. Cumalı sazan kıyafetiyle gelecek. Hüseyin abi çok pardon. 2014'te de Ecevit Keneş nöbetçi aday profilindeydi. 2023'te de nöbetçi aday profilinde oldu. Ben şuraya takıldım işte. Ecevit Keneş 27 Aralık'ta istifa etti. Evet. 27 Aralık'ta istifa ettiğinde partisinin ikinci sıra milletvekili adayı
olacağını biliyor muydu? Sefa demeyeceğim ama bitireyim bunu. Şimdi demeyeceğim ama dirilteceksin. Sen bu Ecevit Keş bu akşam niye savunuyorsun bu kadar ki? Bu konuda ya, yapmayalım. Ben ona buna bakmam kardeşim. Sen bir saatte savunuyorsun, bu Raip de savunuyor. Ya kardeşim biz, ben şuna bakarım. Arkadaş ben Mikas Sözok şuna bakıyorum. Zamanında ettim mi etmedi mi? Ben burada Sazan gibi seni savundum mu savunmadım mı? Ben ona bakıyorum. Bana ne abi? Bana ne abi? Öyleymiş, abi. Böyleymiş. Tamam abi. Şöyleymiş. Ben bir şey söyledim. Parti siyaset yapmış. Bak abi araya girdim. Ecevit Keneş ne zaman istifa etti? Abi başka bir şey diyecektim ya. Abi bunu bu kadar abi, savunmayın, abi, güzellemeyin yani. Abi ama sen de eleştiriyorsun. Biz sana eleştirin için kızıyor muyuz? Sen bize savunuyorsun. Hayır yani savunuyorsun da. Ben diyorum ki ha. Bu benim bugün gündemim değil. Ben bunu daha önce de konuştum. Abi yalnız 12'ye doğru geliyoruz bu, yani. Bak ha bu tersiyse Kamil Özkan bize yanlış bilgi verdiyse. O CHP'de kaç ok var? Oklar var ya CHP'de. 6 ok mu? Ya da sen yanlış anladın. 8 mi? Kaç ok var? 6 ok. 6 ok var. Oklar Kamil Özkan'a döner. Şey abi, Kamil derim ki Kamil Özkan'a. Kamil abi kusura bakma. Sen bizi mi yatırıyorsun yani? Tersine döner bu iş. Açık konuşuyor. Şimdi Kamil Özkan geldi bize bu bilgiyi verdi. İkinci hatırladım. O zaman döner oklar Kamil Özkan'a. Hatırladım. Öyle abi. Abi şöyle. Olayın bir de şu var. 27 Aralık'ta istifasıyla 2 Ecevit Keleş koyulabilirdi. Ama CHP son dakikaya kadar ikinci sıra aradı. Biri belliydi. Evet, şuraya geleceğim. Rüzgar bir anda sanki seçim öncesinde işte Ankara mitingi, İstanbul mitingi. Sanki CHP olağanüstü bir oy patlaması, bir dip dalga geliyor. Bak burada haklısın. Dip dalga geliyor. CHP Sakarya'da ikiyi bile çıkartıyor. Türkiye'de iktidara gidiyor. Rüzgar olunca Ecevit Keleş bu gemiyi kaçırmamak için teklifi değerlendirdi. Bak bunu hak verelim. Sana bir şey daha söyleyeyim. Ecevit Keleş Ocak ayında söylediğini Mart ayında geri almak zorunda kaldı. Çünkü rüzgar gidiyordu ve bu rüzgara kapılmayı gönüllü oldu. Bak burada katılıyorum. Sana bir şey daha söyleyeyim. Burada Ecevit Keleş'le ilgili her şeyi konuştun yani. Söyledin de. Bizi sazan gibi, sazan sarmalı gibi yatırdı kaldırdı bir onu söyleyemedin. O kıyafetlerin var mı? Yok, ben abi, sazan kıyafeti ben bulurum. Ben kişisel mevzu olduğunu düşünüyorum abi. Balık Ortaçal Derneği'nde falan vardır bir o yerde. Zaman, sen, o zaman niye eleştirmedin mesela? Sen şimdi şeyi kabul edebiliyor musun yani? Etik seni, değil konu. Seni kandırmasını... Ben oradayım ya. Ben Ecevit Keleş'in... Burada sen de Ecevit Keleş'i savunduğun için. Abi tarihleri konuştun. Değil. Her şeyi konuştun. Şurada adam bizi 4-5 program sazan gibi yatırdı kaldırdı. Bir onu söyleyemedin Safa. Abi, tamam. Orada sana ondan kızıyor. Abi tamam da ben Ecevit Keleş aday olacak diyordum zaten. Ben sazan gibi olduğumu düşünmüyorum. Tam tersi şuraya geleyim. Diyordun ya bulurum onları. Ben de duruyor görüntüler. Bulurum o görüntüleri yayınlarım. Sen izlemedin burada ya Ecevit Keleş'i il başkanının işte istifa etmediler, aday göstermediler izlemedin burada. Dedim abi. Ecevit Keleş'i her şey... Sazan gibi yapmışsın işte bizim gibi. Yani. Alıyor ya. Dedik tamam mı? Ama bu süreçte olurken ben Ecevit Keleş'in Ankara teması olduğunu zaten biliyorum. Onun için adaylığından 5 gün sonraki programda bunları söyledim. Bak şuraya geleceğim. Ben onları şurada bulacağım yayınlayacağım 6-7-4'te. Abi yayında ben bunları söyledim diyorum yok, zaten. Yok bak bunları da alacağım onları da söyleyeceğim. Ama Hüseyin abi sen de fikrine katılmayın ya. Ama kusura bakma da adamı güzelliyorsun. Yani tarihler üzerinden bak ama izleyici şimdi şöyle bakıyor. Hüseyin abi. Tarihler üzerinden gidiyorsun abi, şöyle yapıyorsun. Çok özür dilerim. Sen bu CHP eski il başkanı neye güzelliyorsun çok bu akşam? Ben de onu anlamıyorum. Çok özür dilerim abi. Çok özür dilerim. Allah Allah. Senle aynı fikirde Sefa olmam Sefa için. Olmadı. Bu benim bugün gündemim kendi değil. Arkadaşım değil. Olma da. Sen bu adamı neye güzelliyorsun ben de onu anlayamıyorum diyor. Yani sen benimle aynı fikirde olma. Güzellemiyorum ki. Güzelleme tabir edilemez. Adam kendi fikrini etik söylüyor. Etik değil diyorum fakat Ecevit Keleş'i bugün il başkanı siyaset da diyor. Bitireyim be abi. Siyaset lütfen diyor. Rica ediyorum bitireyim ama Hüseyin abi. Bitir. Etik değil. Ama o etik olmayan hareket tarzı bugün Ecevit Keleş'i il başkanlığı seçiminde potada tutmuştur diyorum. Tamam mı? Ecevit Keleş siyaset yapmıştır diyorum. Benim günahım ne? Ben bitireyim abi bak bitireyim. Ben CHP'nin bir unsuru değilim. Ben CHP'nin bir unsuru gibi. Lütfen ya. Lütfen. Ben CHP'nin bir unsuruymuş gibi nasıl benim partiden istifa etmezsin diyemem. Ben olayı tanımlarım. Hüseyin Cumalı ise biraz kişisel bakıyor olaya. Çünkü diyor ki ben Ecevit Keleş'i burada savundum. Beni yarı yolda bıraktı diyor. Var haklı. Kişisel bakmıyorum ki. Ben sazan mıyım diyorum ya. Bu kişisel değil de nedir abi bu? Haftaya abi sen sazanlığı kabul ediyor musun? Etmiyorum abi. Sen ne diyorsun mu? Ben bu anlattığın... Sen anlamazsın zaten. Sen sosyalistsin oğlum. Anlattığı, sen anlamazsın. Anlattığın ibadet. Beni niye Hakan anlıyor? Ben adam burada savunacağım. Tutarlılık mağdur yok. Oynuyor adam kentte. Mağdurum. Mağdurum. Çok mağdurum. Mağdurum. Mağdurum da mağdurum. Var diyor öyle bir replik. Mağdurum. Mağdurum. Mağdurum da mağdurum. Çok mağdurum. Mağdurum. Sen biz burada... Mı? Ya bizi adam...
Ecevit Keleş, tebrik ederim. Hep bizi burada sazan gibi. Sazan çıkartmayı biliyorum. Ben balıksa anlamam ama bazen haberden anlıyorum. Sazanı yakalıyorlar, hemen çıkartmazlar. Otokova. Böyle ben bilmiyorum da bak hiç gitmedim, anlatırlar. Sazan geldi mi ortaya? Böyle gezdirirler tamam mı suda? Yorarlar. Bir sağa bir sola. Adam bizi burada sazan gibi gezdirmiş. Bir sağa bir sola. Bir sağa, iyice suda yorulduk. Çup aldı bizi. Bu kadar. Kapat konuyu. Doğru. Tebrik ederim. Doğru abi. Siyasi. Bak ben Ecevit Keleş'in bizim canlı yayında Adil Öksüz'ü şikayet ettik dedi. Belgesini ver demedi. Bak çıkarmadı. Ben o günden beri Ecevit Keleş'in söylemlerine her zaman bir aklı bir siyaset arıyorum. Canlı yayında geldi buraya. Usta bir siyasetçi olmaya başladı. Bak ben söyleyeyim. Ecevit Keleş geldi. Adil Öksüz'ü emniyete şikayet etti dedi biz 15 Temmuz'dan önce falan filan. Ver belgeyi, belge yok. Ya bu da emniyet kayıtlarından çıkmadı. Nasıl olacak? Mesela şimdi anlamadım. Ben sen anlamazsın. Ben niye anlatayım yani? Şimdi Ecevit Keleş izlemiyor. Haber de veriyorlar. Çıkarsın televizyona. Çıkamıyorsan mesaj atarsın. Ona doğru değil derse hiç böyle bu muhabbette uzamaz yani. Millet abi, ben diyeceğim dediğim bunun doğruluğu ve yanlışlığı kanıtlanacak bir konu değil bu. Ben şuradayım bak. Ne diyorum, mürekkebin kriminalini mi yapacağız? Bir daha soruyu sorayım. Şimdi CHP kongrelerle ilgili yani? 27 Aralık'a kadar il başkanlarına istifa edeceksin dedi. Bir dakika dinle. Kongrelerle aday belirleyen, işte yasal olarak bir yol yürüyen, yani sonuçta siyasi bir parti ve tüzüğü var, şuyu var, buyu var. Atatürk'ün kurduğu parti. Değil mi? Evet. Tüzüğü var, şuyu var, buyu var. Evet. Burası bir aile şirketi değil ki. Cumalı, sen istifa et alttan ama üstten devam et. Böyle bir şey diyebilir misin? Saçma bir şey bu yani. Diyemezsin değil mi? Yani bu partililer tarafından, kimse tarafından bilinmiyor mu? Bilinmiyordu yani? Parti içinde bu. E tamam, partidekiler nasıl... Partidekiler böyle yani. Hatta ben baktığın zaman yasa dışı bir şey yani. Büyük konuştum. Yasa dışı bir şey yok. Ya, ben büyük böyle konuştum. Yasa dışı bir şey yok orada. Genel kurula karşı çıkıyorsun. Abi sen. İstifa eden bir şeyi. Abi bak anlattım ya. Şeye giriyor, imza atmıyor. Abi, uyandın işi. Bu bilinen bir şey değil. Toplantıya giriyor, imza atarsa orada başlıyor suç. İstifa edeyim. İl başkanı olarak girmiyor ki adam. Normal Ecevit Keleş olarak giriyor. İyi de imza atmıyor. İmza. Kamuoyu Sakarya'da il başkanı Ecevit Keleş olarak giriyor. Tamam işte. Toplantıya il başkanı, etik olmayan tarafı bu zaten. Ya, toplantıya il başkanı değil suratıyla giriyor ama İstanbul CHP il başkanı kim? İstanbul CHP il başkanı kim? İstanbul CHP il başkanı kim? 14 Kurultay delegesi var CHP. Canan Kaftancıoğlu. Hayır, şu anda 16. Resmi olarak o mu? Canan Kaftancıoğlu. Resmi olarak o. Kaç kişi var? Üyesi mi? O da bilemem. İstanbul CHP il başkanı kim resmi olarak? Gerçi İstifa edilirse Canan Kaftancıoğlu karar defterine geri bırakmadı. Mahkeme kararı ile ilgili şey net emin değilim ondan yani. Hayır, bu da Hüseyin abi sonuna kadar haklı. İl toplantılarına il başkanı değil sıfatıyla katılıyorsan basın açıklamasında il başkanısın. Buna katılıyorum. Ama öyle olmaz ki abi. Olay burada zaten. Ama burada ben Hüseyin Cumalı, beni ayıran nokta burada şu. Ben bu konuyu etik olmakla beraber Ecevit Keleş'in siyasetçisi olarak görüyorum. İkinci konu, Kamil Özkan o zaman neydi, niye şimdi açıklıyor? Güzel de. Şimdi Ecevit Keleş'ten bana bir haber geldi mi ben sorgulamayacağım. İstifa ettim. Şöyle oldu. Bir de Ayça Taşkent mesela şimdi Ahmet Ziya Karmıyor o zaman açıkladı adam. İstifa edip etmediğini bilmiyor muydu? Çünkü onlarda kongre yapıyorlar. Engin Özkoç biliyor muydu İstifa edip etmediğini? Bilmez mi ya? Engin Özkoç benim il başkanım diye deklar etmedi mi? Abi özür dilerim. Bilmese Hakan abi bak. O zaman bunlar alayımızı sazana yatırmış. Tamam. Bunlar da hepsi bizi sazana yatırmış. Vallahi. Abi, hakikaten var. Çok ya, özür dilerim. Baba bizim burada var ya bak ben kendi payıma o zaman tabii doğru diyorsun. Engin Özkoç bunu bilir. Ayça abla da bilir. Ayça Taşkent de bilir. Bunlar hepsi bizi sazana yatırmış. Hüseyin abi. Vallahi bak hepsi bize sazan gibi oynamışlar. Hüseyin abi. Teminden beri bunu söylüyorum, bana kızıyorsun. Bu bilinen bir şey. Olan bir şey var. Tarih de vereyim. Bir tek biz bilmiyoruz. CHP'nin adayları. Abi bilmedim. Burada bir kere açıkladın mı? Açıkladım. Sen de teminden beri ben bunu burada yazdım, orada yazdım. Bir kere Nisan'da, açıkladın mı? 11 Nisan'da açıkladım abi. 11 Kardeşim, Nisan'da. Kardeşim isim olarak açıkladın mı? Açıklama. Abi niye isim olarak kaynak vermeden kendim şey yapayım? Bak aynı senin partinin 3. sıra adayı iddia ediyorken reddediliyor. Bir gazeteci iddiası ne olacak? Ya yazsın abi. Yapıyor. Bana gelse yazardım hatta ben. Hatta şöyle diyeyim. Yazdım zaten. Yandaş yalan söylüyorlar. Öyle değil. İsmen yazardım 11 ben. 11 Nisan'da istifa ya sen bunu Ecevit Keleş'e arayıp sordun mu o zaman? Sen biliyordun ya bu konuyu. Ya abi yürüme. Ama bir dakika sana katılmadım diye. Ama bir dakika yürümüyorum be kardeşim. Soru soruyorum. Burada bir şey yok ki. Abi, sen bu konuyu biliyordun.
Hadi sistem reklamı da yapayım. Ada yorumunda da yazdım bunu isim vermeden. Evet. Sen bunu Ecevit Keleş'e arayıp da ya böyle bir iddia var diye sordu mu? Bak bana gelse ben sorardım Ecevit Keleş'e. Bana gelsin. Niye sormadın? Temin... Abi şöyle mesela ne? Sen bir konuyu yazıyorsun. İddiada bulunuyorsun. Tamam. Hasan Alişan'la ilgili dedin ki siyasetçi. Hasan Alişan abi sen siyasete giriyor musun dedin mi? Abi bu iddia sorulur ki. Bu böyle bir şeydir. Benimki bu iddia sorulmaz. Beyefendi. Ben yazmışım onu zaten. Bir dakika. Abi bitireyim abi bir şey olmaz. Söyleyeyim. Bazı iddialar var sorulmaz. Konusu bana geldi. Adama dersin ki şimdi. Hüseyin abi. Adama dersin ki. Konu güzel. Zafer Tokuş yakışıklı. Konu adama güzel. Sorup da. Ya Zafer sen yakışıklısın diye sorulmaz ki. Ama adama hakaret edersen. Ben mahkemeye çıktım. Hakim böyle yapıyor şimdi. Sezai Motor davası böyle yapıyor. Bak aslanım. Sezai Motor. Hakim böyle yaptı. Güzel. Bak aslanım. Bunda diyor suç yok. Bak oraya onu şikayet etmiş. Bak aslanım. Sezai Motor. Hakim dedi ki bunda suç yok. Oraya şimdi başka bir hayvan adı yazsaydım. Küt gitti. Şimdi bazı iddialar var. Karşı tarafa sorulmaz. Ama bazı iddialar da sorulur. Bu iddia bana gelseydi profesyonel gazetecilik anlamında ben bunu Ecevit Bey'e sorardım. Derdim ki Ecevit Bey abi. Bununla ilgili bir iddia var. Ne diyorsun? Çünkü ciddi bir iddia. İstifa etmedim diyorsun ama istifa etmişsin. Bunu senin bir gazeteci olarak sorman lazımdı. Teminden beri güzelliyorsun ya. Güzellemiyorum. Gene bomba kucağımda kaldı. Bir şey diyeceğim. Güzellemiyorum. Sen güzelliyorum. Niye? Ya güzellemiyorum. Güzelliyor. Tarihler, marihler. Bir dakika girmeden. Adamlar bizi. Bir dakika vermeden. CHP üst yönetim bizi sazan gibi yatırmış. Hüseyin abi. Ben bunu anladım. Bak CHP üst yönetim bizi sarmalı sazan gibi yatırmış. Niye olaya hep senin pencerenden bakmamız gerekiyor? Ben kendi penceremden bakıyorum. Ama bana kızıyorsun kendi pencerenden bakıyor diye. Safa abi şunu diyeyim. Sakinlik yani. Şunu diyeyim. Abi bu başka türlü. Hüseyin abi biraz insaf ediyor o zaman. Şey kibar gidince söz hakkı veriyor. Abi şöyle. Herkesin bildiğini şuradan söyleyeyim Hüseyin abi. Ecevit Keleş 11 Nisan'da istifa fayda 13 Nisan'da aday açıklandı. Yani bilmese üst yönetim bir süreden beri Engin Özkoç, Ayça Taşkent bilmeseler. Abi konuyu şey kapat tekrar düştük. Hüseyin abi gece şurada doğru sazan gibi herkesi yatırmışlar. Eyvallah. Yaptık işte. Ben onun için sazan suda şapırtı yapar ya. Şapırtı yapıyorum ben de şimdi. Sazan gibi yattık ya. Şapırtı yapıyorum. Cuma'dan bir de fındık kalmayacak. Biz valla organ bitti fındıklar. Abi. Dur takayım. Oradan düşmedi şuradan düştü. Çok hızlı yaptın galiba değil mi? Akşam mı yaptın? Şimdi konuya gelelim. Asıl konu ben niye böyle geldim buraya. Evet, bütün kameralar sana dönsün yani. Abi. Son 20 dakikamız. 20 dakika. Cuma'dan şimdi ben buraya niye böyle geldim? Evet. Abicim benim kamuoyuna açıklamadığım Türk televizyonlarına ilk defa TV 264 ekranlarında açıklayacağım bir konu bu. Ben çok büyük fındık ağasıyım. Kıyar ağasına karıştırmayın. Fındık ağasıyım. Yakın zamanda bizim site var. Halk54.com. Onun Halk54.com televizyonunu açıyoruz. Biliyorsun fındığı olan dara düşmüyor bu kentte. Benim de fındığım var. Geldim burada gördüğün gibi böyle fındıklarla geldim. Tespihim var. İşte burada gördüğün gibi bileziklerim var. Burada gerdanım var. Barda bak takacaksın kulaklarıma da olmadı. Kaçı bir yerde fındıklarımı o? Satacağım. Vereyim mi? Fındıklarımı satacağım. Ben televizyon açacağım. Onun için bu akşam fındık kıyafetiyle geldim.